Çocuğun gördüğü düştür barış. Annenin gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Evrenin yara izleri kapandığında sevda türküleri geceleyin sokaktan sokağa dolaştığında barış budur işte. Evvel zaman içinde, kavur saman içinde. Belki benim içimde, belki beden dışında, kitapların içinde, belki kitap dışında bir yer varmış. Bu yerde nice hayvan, nice insan, nice mahlukat yaşarmış. Burası öyle bir yerdeymiş ki yola çıkanlar bulmazmış, yola çıkmayan hiç bilmezmiş. Ama rastlayanlar ancak ve ancak yolda olanlarmış. Ben de size yolculuğu burada başlayan bir delikanlının hikayesini anlatacağım. Bizim delikanlı her sabah aynı rüyayı görerek uyanıyormuş. Bakın, bir sabah değil, 10 sabah değil, tam 40 sabah aynı rüyayı görmüş delikanlı. Zannetmeyin rüyası kötü. Rüyası o kadar güzelmiş ki bizim delikanlı her sabah böyle kalbinde kuşlar uçuşarak uyanıyormuş. Ah diyormuş, ah Rabbim bana sen bir şey anlatıyorsun ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Her sabaha aynı rüyayla uyanmak kolay değil ha dostlar. Bir şey anlamam gerekiyor ama diyormuş. Delikanlının hali tavrı değişince onun bilmem şu evde mi oturan, o evde mi oturan nenesi böyle yazmasının altından kınalı örgülü saçları görünürmüş nenesinin. Görmüş bizim delikanlının halinde tavrında bir değişiklik olduğunu. Oğlum demiş, benim kınalı kuzum sen gel hele otur. Senin bir derdin var. Nedir senin derdin? Ah nenem demiş, ah derdim yok ki benim. Ben tam 40 gündür hep aynı güzel rüyayla uyanıyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Nenesi demiş ki, benim güzel torunum sen 40 gün önce yaptığınla aynı şeyleri yaparsan rüyayı görmenin bir manası kalmaz ki. Bak ne diyeceğim sana. Ben dün gece seni rüyamda gördüm. Bu evin kapısından çıkıyordun. Gidiyordun. Böyle kalenin ardından giderken senin üstünden beyaz kuş tüyleri akıyordu. Ben de gülümsüyordum arkandan. Anladım ne demiş, anladım. Sanırım benim bir yolculuğa çıkmam lazım. Bizim delikanlı hazırlanmış, nenesi ona azık patila yapmış, koymuş torbasına. Delikanlı böyle köyünün dağlarına, tepelerine bakmış. Nenesi demiş ki, güzel oğlum, yollarda çok şey göreceksin. Bak, başına zor şeyler gelecek. Ama işte zor zamanlarda belli olur insanın ne olduğu. Sakın zorlandığında kötü kararlar alma, evet. Dön kendine bak, sor kendine. Kendimden razı mıyım diye. İyilik iyidir unutmayasın. Bizim delikanlı nineciğinin sözlerini almış, koymuş çıkınına, düşmüş yola. O yollarda gide dursun, ben size iki dostun hikayesini anlatayım. Metin ile Behçet. Metin ile Behçet, yediği içtiği ayrı gitmeyen iki dost, iki can, iki güzel insan. Metin hayvanları sever, Behçet toprağı. Metin türküleri sever, Behçet şiiri. Ama bunlar kah gülerler, kah ağlarlar, hep yan yanadırlar. Böyle yedikleri içtikleri ayrı gitmeyince evlerini de karşılıklı kurmuşlar. Böyle bir avlusu varmış, ortada bir bahçe. Otururlarmış, orada şarkılar, türküler söyleyip muhabbet ederlermiş. (Gülüyor)
Behçet durur mu? O da otururmuş böyle Metin'in yanı başına. Çocuğun gördüğü düştür barış diye benim size başta söylediğim şiiri okurmuş. Onlar böyle muhabbetle, sohbetle, kimi zaman tartışmalarla çocuklarını bir avluda büyütürlerken zannetmeyin ki her şey böyle güllük gülistanlık gitmiş. Bahar geçmiş, kış geçmiş, yağmurlar, çamurlarla birlikte bizim Metin'in hayvanlarına bir şey olmuş. Önce kuzuları, sonra koyunları, danaları, inekleri, tek tek hepsi ölmüş. Metin öyle üzülmüş, öyle üzülmüş ki gözü gibi baktığı hayvanlarını bir hastalık gelip ondan almış. Demiş ki, ben şimdi ne yapacağım? Bu dertten nasıl kurtulacağım? Düşünmüş taşımış, aklına büyük şehre gitmekten başka çözüm gelmemiş. İyi de bunu kızına, Metin'e, Behçet'e, Behçet'in oğluna nasıl söyleyecek? O akşam hiçbir şey yememiş. Sazı dertli söylemiş o akşam. Dostum gül cemali, cennettir bana. Dostum gül cemali, cennettir bana. Ne çare ayrılık, zamanı geldi, zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım, ne çare ayrılık, zamanı geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım, ne çare ayrılık. Behçet demiş ki, ay Metin, Metin sen beni yine bayıltacaksın. Ne ayrılık türküleri söylüyorsun, ne oldu sana yine? Metin demiş, Behçet bu sefer öyle değil. Hiç hayvanım kalmadı biliyorsun. Bence artık burada bana yiyecek yemek kalmadı. Şehre gitme zamanı. Behçet demiş ki, ne şehri? Sen şehirde ne yapacaksın? Yıllardır burada hayvancılıktan başka hiçbir şey yapmadın ki. Aman demiş, sanki onca insan şehre çok iyi şeyler yaptığı için gidiyor. Ben de bir şey bulurum elbet. Bu arada bizim Metin'in kızı ve Behçet'in oğlu öyle mutsuz olmuşlar, öyle mutsuz olmuşlar ki birbirlerine bakıp bakıp üzülüyorlarmış. Metin'le Behçet de bir anlamamış değil yani. Acaba demişler bunlar birbirlerine sevdalı mı? Neyse, lafımı unutmayayım. Behçet demiş, olmaz Metin. Bence şehre gitme fikrini sen unut. İyi de ne yapayım Behçet demiş, yapacak ne var yani? Bak demiş, kalenin ardında benim yıllardır dokunmadığım tarlalarım var. Şehre gidip yapacağın işi de bilmiyorsun. Tarlada ben sana ne gerekiyorsa yardım ederim, sen hiç merak etme. Olmaz demiş, senin toprağını ben istemiyorum. Dostuma vermedikten sonra ben o toprağa ne edeyim demiş, lütfen. Oradan ne çıkarsa senindir. Asla kabul etmiyorum gitmeni. Bu arada kızı ve Behçet'in oğlu nasıl ısrarcılar. Ne olur kabul et, gitmeyelim. Metin düşünmüş, taşınmış. Dostunun cömert teklifini kabul etmeye karar vermiş. Kazmasını, küreğini almış. Dediği tarlaya gitmiş. Dönmüş yüzünü göğe. Allah'ım demiş, Allah'ım sen beni utandırma. Dostum bana çok verdi. Sen de bana çok ver ki bu toprak bereketlensin, yüzümü kara çıkartma. Kazmayı toprağa bir vurmuş, iki vurmuş, üç vurmuş. Topraktan bir ses gelmiş. Küreğiyle kazımış, bir torba. Torbanın içine bakmış, içi altın dolu,
Ay, bizim Metin'in kalbi küt küt atmış. Ne yapacağını bilememiş. Toprağı geri kapatmış. Tarladan aşağı koşmaya başlamış. Behçet, 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 Behçet. Koşmuş Behçet'in yanına. Behçet demiş, ciğerim iki gözüm dostum. Dur demiş, sakin ol, ne oldu Metin? Behçet demiş, zengin oldum. Nasıl zengin oldun? Demiş, senin tarlandan altın çıktı. Demiş, nasıl altın çıktı? Altın çıktı. Behçet düşünmüş, Metin demiş, yıllar var ki ben bu tarlaları kazıyorum. O altın benim kısmetim olsaydı, benim altınım olsaydı şayet, çoktan çıkardı. Sen topraktan hiç anlamayan sen, kazmanı vurdun, üçüncüsünde altın buldun. Dostum, o altın senindir, asla elimi sürmüyorum. Düzgün babaya demiş, yemin ediyorum ki elimi sürmem o altına. Behçet öyle deyince, siz zannediyor musunuz ki Metin durur? Metin demiş ki, düzgün babaya yemin ediyorsun. Ben de muzur babaya yemin ediyorum o zaman, Metin. Ben de elimi sürmem o altına. Aa, bizimkiler bir çuval altınlarıyla küs bir şekilde avlularında oturuyorlarmış. Altını da almışlar bu arada. Çocukları gelmiş, babalarını hiç böyle görmemişler. Hayır olsun demişler, ne oldu size? Metin demiş ki, altın buldum, altınını almıyor. Behçet demiş ki, niye benim olsun altın canım, onun altını. Sonra bizim Behçet'in aklına yine fikirbaz olan Behçet, Metin demiş, ya böyle küstüremeyiz kardeşim. Gel biz şöyle yapalım. Bizim çocukların sanki birbirinde gönlü var gibi, fark ettin mi? Metin demiş, sorma, fark ettim. Soralım. İstiyorlarsa bunları evlendirelim. Bu altını da alsınlar, biz kurtulalım, yine dönelim, çalışalım tarlamızda. Metin demiş, olur, soralım. Çocuklara sormuşlar. Anam, çocuklar dünden razı. İkisi nasıl mutlu olmuş? Öyle olunca köyde kurmuşlar düğün dernek. Tam üç gün davul zurna çalınmış. İçmişler. Bizim çocuklar, yeni evli çocuklar evlerine gitmişler. Metin'le Behçet de iyi, mutlu. Ortak bahçelerinde oturuyorlar. Sabahları ortak yiyorlar, akşamları ortak. Aralarda da işlerine gidiyorlar. Ama bir gün bizim bu yeni evli çift ellerinde çuvalla çıkagelmiş yine. Can babalarımız, güzel babalarımız, biz düğünümüzü yaptık. Evimizi kurduk, hayvanlarımızı aldık. Burada hala çok fazla altın var. Bizim sevgimiz bize yeter. Bu da sizin olsun, sizin artık yaşınız büyük. Babalar demiş, yok olmaz. Biz yemin ettik. Bulduğumuz her şey illa bizim mi olacak demiş. Belki de biz bunu almak için değil, vermek için bulmuşuzdur. Ne diyorsun Metin? Gidelim derviş babanın dergahına soralım. Biz bu altınla ne yapacağız diye. Almışlar çuvallarını, gitmişler bizim derviş babanın tepedeki dergahına. Derviş babaya benim size anlattığım gibi başlarından ne geçtiyse anlatmışlar. Derviş baba uzun beyaz sakalını böyle sıvazlamış, gülmüş. Önünde dört tane talebesi oturuyormuş. Onlara dönmüş demiş ki, demiş talebeler, burada ne zamandır benimlesiniz? Bunların böyle böyle bir derdi var. Ne diyorsunuz? Ne yapsınlar bu altınla? Başta oturan kadının oğluymuş. Çok da gergin ve sinirliymiş. Demiş, yani bu cahil insanlar bilmezler mi ki toprağın üstünden çıkan ot, sebze, meyve bunların olabilir ama altından çıkan hazine padişaha gitmelidir. Derviş baba, demiş böyle, sakalını sıvazlamış. Peki demiş ikinciye, sen ne yapardın bu altında, sen söyle. İkincisi bir tüccar oğluymuş. Derviş baba demiş, gerçekten taşların üzerinde yapmaktan belim ağrıdı. Sürekli pirinç yiyoruz, bulgur yiyoruz, olmaz böyle demiş. Kuru ekmek yiyoruz. Biz bir aşevi açalım, koyunlar, keçiler alalım.
Sonra bu kulübenizi yıkalım, taştan bir dergah kuralım, yumuşak yataklar alalım. Derviş baba demiş, tamam dur. Üçüncü talebesine dönmüş, sen demiş, üçüncü talebe demiş ki, derviş baba, ben altından, paradan uzak olmak için senin dergahına geldim. Senin bana sorduğun sorulara bak. Madem bu altında bir şey yapamıyorlardı, alıp toprağa geri gömselerdi. Hiç uğraşamayacağım bunlarla. Dördüncüsüne dönmüş. Dördüncü talebeye demiş, oğlum sen? Nazım, oğlum sana diyorum. Nazım'dan ses yok. Oğlum sana diyorum deyince, derviş baba, bana mı diyorsun? Derviş baba, kusura bakma, siz ne konuşuyordunuz, ben hiç sizi dinleyemedim demiş. Bu iki adam ellerinde altın çuvalıyla içeri girdiğinden beri ben kendi rüyamı düşünüyorum. Derviş baba demiş ki, senin rüyan da ne? Derviş baba demiş, beni bu dergaha rüyam getirdi. Ben tam 40 gün hep aynı rüyayı gördüm. Her gece rüyamda bu karşıdaki dağlar gibi kahverengi dağlar gördüm. Sonra kuşlar, insanlar ellerinde fidanlar o dağlara gittiler. O dağlardan böyle kocaman ormanlar fışkırdı. Derviş baba, ben bu rüyayı tam 40 gün gördüm. Yollara düştüm. Buraya geldiğim vakit dağlara baktım. Rüyamdaki dağlar dedim. Sonra senin dergahını buldum. İşte o gün bugündür buradayım. Onlar geldiğinden beri sizi dinleyemedim. Tekrar rüyamı hatırladım demiş. Derviş baba, Metin, Behçet birbirlerine bakmışlar. Sağlamışlar kafalarını. Al öyleyse demiş derviş baba. Bu çuval senindir. Nasıl yapacaksın peki? Ne var ki derviş baba? Çok altın var burada. Giderim şehre. Bir sürü fidan, tohum, ne bulduysam alırım. Hepimiz bir oluruz. Ekeriz şu dağlara. Ekmez miyiz demiş. Ekeriz oğlum demiş. Ekeriz de. Hadi bakalım düş yollara. Bizim delikanlı almış çuvalı, düşmüş yollara. Nasıl mutlu. Gözünde yine kuşlar uçuşuyor. Aynı rüyasında gördüğü zamanki gibi olmuş. Aklında o sevdiği dizeler. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Yapacağı ormanı düşünüyormuş. Böyle mutlu giderken yolda bir karartı. Ben diyeyim 10, siz deyin 100, o desin 1000 tane deve. Üzerlerinde koca kafesler. Bizim delikanlının tüm sevinci uçup gitmiş. Kafeslere bakmış. Sonu yok. Kervanın sonu yok. İçleri güvercin dolu. Kervanın en önünde simsiyah bir at. Siyah elbiseleriyle bir adam. Elinde kılıcı. Taşlı kabzası. Elinde kırbacı. Delikanlı adama bakınca nefesi kesilmiş. Delikanlı kendine bakmış, kuşlara bakmış. Nenesinin sözleri, zor zamanların olacak. Kendine sor, kendinden razı mısın? İyilik iyidir. Bizim delikanlı dayanamamış. Adamın önüne dikilmiş demiş, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Bu ne? Ne yaptın? Gökyüzündeki tüm güvercinleri topladın mı? Adam demiş ki, doğru bildin demiş delikanlı. Damda, çatıda, dağda, nerede güvercin varsa topladım. Gökyüzünde bir tane güvercin bulamazsın. Hepsini topladım. Bak hepsi burada. Ne yapacaksın güvercinlerle? Tüm güvercinler bende. Götüreceğim padişaha. En az 500 altın verir bana. Padişaha kadar gitmez ki bu güvercinler demiş delikanlı. Ölürler hepsi yolda. Sana ne? Ölürlerse ölürler. Kalan 4-5 güvercini götürürüm. Başka da güvercin yok nasıl olsa. Her türlü kıymetli demiş adam. Delikanlı demiş ki, peki ben sana 1000 altın versen, bu güvercinleri serbest bırakır mısın? Adam demiş ki, senden 1000 altın çıkarsa bırakırım.
Delikanlı getirmiş çuvalını adamın önüne koymuş. Adam demiş ki, bu altınlar nereden, neden sende yani, nereden çıktılar? Delikanlı demiş ki, ben rüyamı gerçekleştirmeye gidiyordum. Anlatmış benim size anlattığım gibi. Adam demiş, bedavadan 1000 altın almışsın. Rüyaydı, rüyaydı, çok saçma ama niye bana veriyorsun ki bunları? Sana ne güvercinlerden? Bizim delikanlı demiş ki, olur mu? Bu güvercinler artık benim rüyamın bir parçası. Yoluma çıktılar. Görmezden gelemem ki onları. Görmemiş gibi yapsam da olmaz. İyilik iyidir deyip çuvalı adamın önüne koymuş. Adam da, madem senden 1000 altın çıktı, ben de sözümde duracağım. Üstelik demiş, sana söz olsun, bu dağlarda bir daha hiç kimse güvercin avlamayacak. Ben bu güvercinleri koruyacağım da. Açmış tek tek kafesleri. Gökyüzünü görseniz, sanki bütün bulutlar aşağı inmiş gibi. Güvercinler dönmüşler, dönmüşler delikanlının etrafında adeta semah döner gibi. Onlar mutlulukla, heyecanla uçup giderken bizim delikanlının da nasıl mutluymuş, nasıl böyle görseniz içi içine sığmıyormuş. Kervan bir yandan gitmiş, güvercinler bir yandan gitmiş. Bizim delikanlı gerisin geri dergahın yolunu tutmuş. Dergahın girişinde böyle bir meşe ağacı varmış. Dayamış sırtını meşe ağacına. Karşıdaki kahverengi dağlara bakmış. Dergaha bakmış. Ben ne yaptım demiş. Ben ne yaptım? Ben şimdi Derviş Baba'ya ne diyeceğim? Öyle utanmış, öyle utanmış ki. Yani çok güzel bir şey yaptım biliyorum ama demiş. Nasıl anlatacağım yani? Bir adam geldi tüm güvercinleri aldı. Ben onlara altın verdim diyeceğim. Delikanlı kapamış gözlerini. Yaslanmış ağaca. Yine aynı rüya gelmiş bizim delikanlıyı bulmuş. Rüyasında ben diyeyim 100, siz deyin 1000, 10.000, binlerce güvercin ağzında fidanlar o karşı dağlara gitmişler. O karşı dağlardan o tohumlar filiz filizler fidan, fidanlar ağaç olmuş da bir orman fışkırmış. Derler ki delikanlı o ormana girmiş, kaybolmuş. Ne zaman bir gariban, zulme uğramış biri, bir hasta o ormana girse, o ağaçlar dallarını yerlere eğermiş de, ne zaman bir zalim, bir zorba, bir hırsız, bir arsız ormana girse, dalları ta tepelere yükselirmiş. Öyle anlatırlar ki, o ormana gidenler, şayet kulaklarını ağaçlara yaslarlarsa, yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine sesini duyarlarmış. Gökten 3 elma düşmüş. Bir tanesi bu masalı harika bir şekilde dinleyen sizlerin başına. Bir tanesi ta geçmişten günümüze masal anlatanların, masal toplayanların başına. Bir tanesi de kendi rüyasına rağmen iyilikten yana olanların, barıştan yana olanların başına olsun. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.